Öncelikle merhaba. Merhaba. Kaç yılından beri burada işletme sahibisiniz? Ben de kurulmuşum. 1960. Ben 10 yaşından beri buradayım. 20 senedir buradayım. 25 senedir. Peki şu an mevcut referandum sürecinde işlerde bir kırıklık ya da bir çoğalma var mı? Genel anlamda yalnız bütün değil. Bütün mesela buraya battı çıktı yapılacağı söyleniyor. Uzun zamandan beri de bu sosyal medyada ve medyada haberlerde yer alıyor. Peki bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Genç kalınmış bir hizmet. Bir an evvel olmasını istiyoruz. Ben burada 55 senedir kaldırdım, emiyor, yaralıyı unuttum. Daha kaç kişi olacak? Bir an evvel yapılsın. Daha yapılırsa bazı hesaplardan duyuyorum. İşlerimiz azalır diye. Azalsın. 500 çay satıyorsa 300 çay satarım. Yeter ki memlekete hizmet olsun. Bir an evvel olmasını istiyoruz yani. Peki bu hizmetin doğru bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Doğru bir hizmet. Yapılırsa tabii. Ne zaman yapılır? Peki bu hizmetin size bir zararı olacağını düşünüyor musunuz? Zararı. Olsun ya. Yeter ki hizmet olsun. Benim şahsi zararım olmuş. Yani burada başka bir işe çeviririm. Az çay satarım ben. Kendim olmayacak. Yeter ki olsun, bu kazaları önden çıkıyor. 1960 yılından beri burası kahvehane olarak. Kahvehane olarak. Çınarlı'nın Çınarlı olduğu zaman. Buranın işletmenin sahibisiniz. Babamdan kalma. Babanızdan kalma. Babanız da kahvecilik mi yapıyordu burada? Kahvecilik. Peki son zamanlarda